Al canım içi. Hadi iyi sabahlar. Kolay gelsin. Al bakalım. Sağ olasın. Al bunu da. Al. Teşekkür ederim. Sağ ol. Anam. Geldi. Cenap Bey hoş geldin. Oo. Cafer'cim hoş bulduk. Özlemişim vallahi, öpüşem. Gel, gel, gel. Biz de çok özledik efendim. Aa, bırak, bırak Allah aşkına. Koskoca Cenap Bey bavul mu taşırmış biz burada dururken? Sağ ol. Nasılsın bakayım görmeyeli? Nasıl olalım Cenap Bey? Bu yıl küçük kız da okula başladı. Aferin ona. Ellerinden öper Cenap Bey amcası. Senin öğrenciler birken iki oldular. Olsun canım, olsun. Öpüyorum yanaklarında. Allah razı olsun. Bir önlük 15 milyon lira. Kitabı, dergisi, çantası. Can mı dayanır buna? Manav da kapandı. Niye kapattınız? Bütün bloğu olduğu gibi bir müteahhit aldı. Yıkıp 18 katlı apartman yapacakmış. Ne diyorsun ya? Parayı kazanan kamyonla kazanıyor Cenap Bey. Biz de burada 3 kuruş 10 paraya koş Cafer koş. Ya bu ne adaletsizlik ya? Fakir fukarayı senin gibi düşünen mi kaldı Cenap Bey? Aa Cenap Bey amca. Anne! Anne! Cenap Bey amca Almanya'dan dönmüş. Bağırma anne. Oğlum öyle bağırma anne. Bağırma. Rahatsız etme kadıncağızı. Döndüm görüşeceğiz. Çekelim kulaklarını. Çekersin Cenap amca. Öpeyim. Nasılsın bakalım? Sen neler yaptın? Kızlarla aran nasıl? Fena değil Cenap amca. Sen neler yaptın Almanya'da? Ne yapalım delikanlı işte. Çalıştık geldik. Öyle değil Cenap amcacığım. Kızlar falan. Senin niyetin kötü. Ne yaptıysa yaptı aslanım. Onun özel hayatı. Sorulmaz öyle şeyler. Aa, ayıp. Badımak yaramaz. Çok soruyorsun. Al köpeğini yürü ha. Görüşeceğiz. Cenap Bey geldi Sevim uyan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Celil Bey. Benim adım Cemil. Yahu insan haber vermez mi? Karşılardık. Hah, çıktı baykuş. Daha şimdi taksiden indi adam Cemil abi. Ne getirdin bize Almanya'dan? Viski falan yok mu çantada? Sıkın iç. Sabah sabah viski sayılıyor. Var Cemilciğim var. İçeceğiz birlikte. İyi günler. Hah beni unutma. İyi günler. Ben de geleceğim ziyaretine Cenap amca. Bazı sorularım olacak. Gel bakalım kızlar hakkında mı yine? Ne soracak ki başka sapık? Aklı fikri orada. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sarbiciğim. Öpüyorum yanaklarından. Nasılsın? Fena sayılmaz efendim. Çok şükür de. Şikayetçiyiz biraz Sıtkı Bey'den. Bilmiyorum Cafer bir şey anlattı mı? Hayır anlatmadı bir şeyi. Hayrola? Eve giren çıkan belli değil efendim. Kadınlar. Aa, emin misiniz? Aa, evet. Aa. Maalesef. Olmaz efendim bu aile arasında. Evet Cenap amcacığım ben de gördüm. O senden daha hızlıymış valla. Hadi bakayım lafa karışma sen. Al köpeğini yürü. Hadi Halis. Aa, Ali teyzem oradan bize bakıyor. Teyzeciğim günaydın. Aylan nasılsınız? Saygılar. Duymadı galiba. Herhalde duymadı efendim. Ondan değil o küs o küs Cenap amca. Küs mü? Allah Allah. Laf çıkarmasana evladım. Hadi işle bak. Tövbe tövbe. Hadi terk yürü. Küs tabii yalan mı söylüyorum? Yürü abi hadi. Buyurun efendim buyurun. Son iki aylık kirayı da ödemedi Sıtkı Bey söyleyeyim. Ya. Evet maalesef. Biz de çektik noterden protestoyu efendim. Hemen öderiz Sabri'cim aşk olsun yani. Niye böyle bir şey yaptınız ha? Ne bilelim efendim. Sizden de ses çıkmayınca. Zaten bu aydan itibaren %80 arttıracaksınız kirayı biliyorsunuz. %80 mi? Evet efendim. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün kayıtlarına göre beyaz eşyadaki artış öyle. Vay anam vay. Yani bu biraz insafsızlık oluyor Sabri'cim yani. Yasal hakkımız efendim. Çok geliyorsa siz bilirsiniz tabii. Zorla kimseyi oturtmayız. Bakın, iki hafta önce sizin üstünüze 9 numaraya birileri taşındı. Bize inanmıyorsanız sorun onlara aydanı ödediklerini. Soralım Sabri'cim. Görüşmek üzere. Görüşürüz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yeni kiracılar mı taşındı? Öğretmenler taşındı Cenap Bey. Sizden iyi olması çok iyi insanlar. Kafa dengi kafa. Anlaşırsınız. Bekleyin beni geliyorum. Hadi biz gidelim. Buyurun. Nihayet geldi demek o. Ahlaksız çapkın. Geldi efendim. Siz de çok ayıp ettiniz. Selam verdi adam. İnsan bir hoş geldin demez mi? İstemiyorum ben onun selamını melamını. Geldiyse geldi.
Kirayı da duyunca morardı adam. Morarsın. İstemiyorum öyle kiracı. Defolsun çıksın evimden. Kim bilir oralarda kadınlarla ne haltlar karıştırdı. Allah Allah. Size ne efendim? Bekar adam ne isterse yapar. Yapamaz. Allah onu kahretsin inşallah. Pis çapkın. Ayla Hanım, ne oluyor? Kendinize gelin Allah aşkına. Adam sanki kocanız. Vallahi cıngar çıkar. Çoluk çocuğun diline düştük sayenizde. Ayla, kim geldi kızım? Cenab Bey anneciğim. Almanya'ya gitmişti ya anneciğim. Kiracımız. Nedir o elinizdeki? Topladığım çıkanımı gidiyorum. Kuruş yok bundan sonra size. Dava edeceğim ikincisi de. Yediniz paralarımı be. Hayda. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Ah muhterem, ah. Ne güzel ölüp de kurtulmuşsun. Nedir benim çektiğim bunların elinden yahu? Cafer nerede bu ibrikçi? Eve gelmedi mi yoksa? Geldi geldi. Bas zile. Dün gece ben gördüm. Yanında bir kadın vardı. Anam. Cemil buraya gel. Kim varsa var. Rahatsız etmesene insanları. Dur Sevim, konuşuyoruz. Nerede benim viski? Çantada. Açacağız. İyi günler, iyi günler hanımefendi. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne viskisiymiş o Cemil? Yürü. İyi günler yenge. Seni de okuyacağım canına Cafer. Getirmişsin yine şişe şişe biraları. Tövbe valla. Benim bir ilgim yok yenge. He yok. Kim getirdi onları o zaman? Uçtu mu? Onun bu işte bir suçu yok Sevim. Yürü yürü. Bozacını şahidi şıracı. Yürü eve, benim canımı sıkma. Hadi Celiciğim, görüşürüz. Üzmeyelim hanımefendiyi. Viski mi isterim? Tabii, o kolay canımın içi. Şimdi ben seni bir viskilerim ki. Yürü. Dur ya, itme öyle. Benim adım Cemil. Yürü yürü hadi. Buyurun. Bu ne ya? Bu ne biçim iş yani? Bu ne biçim karşılama? Kapılarda kaldık ya. Kim o? İyi günler. Benim yenge. Ha, sen misin Cafer? Hayır, benim hanımefendi. Cenab, yoldan geldim. İzin verirseniz evime gireceğim de. Sırk nerede? Özür dilerim Cenab Bey. Burada. Buyurun, hemen haber veriyorum ben. Zahmet olacak size. Cafer, gel koyuver şuraya. Bu senin Caferciğim. Anam, 100 mark mı? 100 Caferciğim, o senin hakkın. Sağ ol. Sok cebine. Kim geldi? Cenab Bey. Ben geldim, ben ibrikçi. Beklemiyor muydun yoksa? Olur mu Cenab abi? Şaşırdım böyle pat diye gelince. Telefon da etmedin. Ettim ibrikçi, 3 kere. Evde yoktun. Geziyorsun herhalde, karşılamaya bile gelmediğine göre. Yok bir yere gittim Cenab abi. Sana öyle rastlamış. Hoş geldin. Bilsem karşılamaya gelmez miyim? Aşk olsun. Kim bu kadın? Arkadaş Cenab abi. Kim olacak? Birlikte mi yaşıyorsunuz yoksa? Ciddi bir şey değil Cenab abi. Hoşlanıyoruz birbirimizden, o kadar. Tamam canım. Bilelim de istemiyorsan alırız bavulları gideriz yani. O ne demek Cenab abi? Söyleme öyle. Üzülürüm valla. Gerekirse biz gideriz. Bu evin asıl sahibi sensin. Şikayet verme apartmandan ibrikçi. Ben yokken neler oldu bu evde? Ya ne olacak Cenab abi? Olmuş bir şeyler olmuş. Gelir gelmez başladılar dedikoduya. Niye beni böyle cahil aptal insanlarla muhatap ediyorsun yani? Özür dilerim Cenab abi. Ortada olup biten bir şey yok. Ama seni üzdüyse... Üzüyorsun canım, üzüyorsun. Kirayı bile sabicime ödememişsin. Esmer ne yapıyor? Geldiğimin farkında değil mi bu? Oğlanları sünnet ettirdik, yıkıldık mı Cafer abi? Dükkan da kapandı. Kaldık bir tek kapıcı parasına. Darlanma penguen. Allah bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açar. Yapacağız bir şeyler elbet. Boş duracak değiliz ya. Yapalım Cafer abi. Seyyarcıdan mı döneceğiz yine eskisi gibi? Döneriz aslanım. Ayıp değil. Söyleriz katile. Mal verir biraz. Biz de iki çocuk okutuyoruz. Akdedelerine çarıkla para kazanıyor. Ama şunlarda benim torunlarım, yardım edeyim diyorum biraz kitapsız. Ayıp. İnsan iki çift pamuç alır torunlarına. Almaz. Asım evlendiriyor ya şimdi. Ev tuttu, dayadı, döşedi. Zırnı koklatmaz bize. Ne bu artık canım? Söylemeyeyim diyorum ama üvey ana kıskandı olur.
kıskanıyorsun tabii, yalan mı? Biz daha kendimize oturacak bir ev alamadık. Oğluna yağdırdın. Müşterinin yanında konuşmayalım bunları sultanım. Olmuyor. Yok, konuşacağım valla. Kimseden gizlim saklım yok. Tamam, hadi iyi günler. Erkek çocuk sultan hanım ister. İşine bak sen Budur. Sana bir şey soran oldu mu? Sen de işine bak sultanım. Yeri değil burası. Baba. Ne var? Bize de bir şeyler yaparsın artık herhalde evlenince. Yapacağız tabii. Senin ondan neyin eksik? Hele şu askerliğini bitir gel de. Oh iyi valla. Kapanın elinde kalıyor. Fare gibi kemirdiler adamı. O nasıl söz sultanım? Yalan mı? Ne gelinmiş ne istese aldırıyor. Ay bir şey de benzese bari. Şaşı kız öyle. Hop evleneceğim kıza öyle laf yok. Fena olur ha. Kapatın şu konuyu iblis. İşinize bakın. Bakmayın benim müşterinin yanında. Tamam tamam anlaşıldı Halil Bey. Sen en iyisi ver bunların hisselerini. Biz de başımızın çaresine bakalım. Yoksa bize bir şey kalmayacak. Kapatın dedim size şu konuyu Sultan Hanım. Ben daha ölmedim. Hesabına bak müşterinin. Bakıyoruz canım. Tamam hadi iyi günler. İyi günler. Öldü kadın kıskançlıktan öldü. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun işte. Sağ olun işte. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Babacığım müjde. Cenab-ı Bey döndü Almanya'dan. Döndü mü? Söyledin mi hesabı? Söyledim tabii babacığım. Hemen hallederiz dedi. Selamı var. Aleyküm selam. Öpüyor yanaklarından. Sağ olsun. Adamın cebi mark dolu. Çıkardı sabah sabah 100 mark verdi. Bahşiş mi? Bahşiş tabii babacığım. Vay be helal olsun. Köşeyi döndün enişte. Asil adam canım belli. Asil babacığım. Eli açık. Gönlü zengin. Rica etsem şunu bozabilir misiniz Sultan Hanım? Ne diyorsun? Bozacak mıyız Halil Bey? Bozalım. Şu kurlara bir bakalım da. Kaçmış? 16.680.000. Olmuş mu o kadar? Oldu ya, her gün yükseliyor. Babacığım, Gül de ellerinden öptü. Sağ olsun. Ne yapıyor? Ne yapsın? Biz de kerepir bir arsa bulduk. Arsa mı? Tabula mı? Yok babacığım, hazine arazisi. Seçim öncesi herkes çevirip inşaat yapıyor. Bizim de bir yerimiz olsun artık diyoruz be babacığım. Biraz para verebilirsen. İyi valla. Sen de mi para istiyorsun? Arsa alacakmış. Adama bak, hiç de utanmıyor. Ne varmış bunda utanacak Sultan Hanım? Allah Allah. Babamızdan para istiyoruz. Hadi hadi Allah versin. Yola yola bitirdiniz adamı. Sultan Hanım sırası değil şimdi. Bağırma müşterinin yanında. Bağırırım. Yeter artık be. Utanmaz soyguncular. Lan fareleri. Aman efendim ne güzel sizi böyle pencerelerde görmek. Hava alıyorum biraz Sabri Bey. Hakkım değil mi? Hakkınız tabii efendim. Sabahtan akşama kadar kolay mı tıkır tıkır makinenin başında? Ben de yardım ediyorum karıma. Yalnız bırakır mıyım onu hiç? Ne güzel efendim ne güzel. Biradan alkolden başını kaldırıp da ne zaman yardım ediyorsun acaba baykuş? Büyük hanım nasıl? Ah Sevim hanım ah. Duymasın ama iyice sapıttı. Elinde bir çıkın oradan oraya dolaşıyor. Vah vah. Ne varmış içinde? Altın varmış sözde efendim. Biz çalacakmışız. Hayal görüyor. Vardır vardır. Açın bakın o çıkının içine. Aman efendim duyan da bir şey sanacak. Dost var düşman var. Yaptı mı çişini? Yaptı Cemil Bey amca. Çiş kaka hepsi tamam. Temizledin inşallah. Tertemiz amca. Çöp kutusuna da attık poşetleyip. Aferin. Ne yaptı aile teyzem? Sevindi mi Cenab-ı amcanın geldiğini duyunca? Ne dedin sen? Terbiyesiz. Vallahi gelirim oraya çekerim kulağını. Niye sevinecekmişim? Kim gelirse gelsin umurumda değil. Nereden çıkarıyorsunuz bu lafları? Hadi bakayım. Al köpeğini yürü evine. Efendim merhaba. Merhaba beyefendi nasılsınız? Çok şükür efendim. Erkencisiniz bu sabah maşallah. Erkenciyiz efendim. Bir duruşmamız vardı adliyede. Öyle mi? Muvaffak Bey ne oldu o dava? Gidiyoruz efendim. Bugün sonuçlanacak inşallah. Hakim yine evraklardan birini eksik bulup davayı uzatmazsa. Sana ne adamın davasından Cemil? Sayenizde geç kalıyoruz Nazif Bey. Vallahi bu duruşmayı kaçırırsam zindan ederim sana dünyayı. İmkansız babacığım daha 3 saatimiz var. Telaşlanmayın. Ya telaşlanmayayım. 6 yıldır bugünü bekliyorum ben evladım.
Trafiği görmüyor musunuz? Bir takılırsam ne olacak? Ne tıraşınız bitiyor, ne saç taramanız. Aa, saçımızı da taramadan mı çıkacağız artık öğlencinin karşısına baba? Neyse şimdi Aysacığım, yolda konuşuruz. Sinirlendirmeyelim babamı. Saçını süsünü düşünen biraz erken kalkar evladım. Söyletmeyin beni komşularınızın yanında, yürüyün hadi. Aysacığım hadi. Ne güzel taramışsın saçlarını teyzeciğim. Okula mı? İyi günler. Annemle geleceğiz ziyaretinize. Bekleriz delikanlı. İyi günler. İyi günler amcacığım. Nazif yürü Nazif. Geldim evet. Babacığım geldim. Buyurun. Ne güzel gözleri var. Bana bak rezil. Sen şimdi de bu kadının gözlerine mi taktın? Defol çabuk karşımdan al köpeğini. Fena bir şey mi söyledik Sabri Bey amca? Çok konuşma sapık. Kadın beden eğitimi öğretmenimiz Sevim. Bir güzellik salonunda da aerobik dersleri veriyormuş. Aferin. Ne yapsın kadın? Bu zamanda kolay mı bir maaşla geçinmek? Hmm. Bu dava benim için bir şeref davası efendi. Sizin umurunuzda olmayabilir ama... Orada herkesin içinde ağzımı açıp bir şey söylemedim. Aman babacığım söyleme. Şuraya taşınalı 15 gün oldu. Rezil olmayalım. Burada da hemen komşularımıza. Allah Allah. İyi bari. Ağzımı da bağlayın kapatın bir odaya. Estağfurullah babacığım. Ne haddimize ya. Sizden mi öğreneceğim ben nerede nasıl konuşulacağını? Olmuyor ama baba. Neymiş olmayan Ayşal Hanım? Ya taşındığımız her evde kavga çıkardınız. Şurada bari 2 sene kavgasız gürültüsüz otursak. Bıktım vallahi eşya taşıyıp yerleştirmekten. Tamam. Ulan Nazif. Efendim babacığım. Sus baba deme bana. Yarından itibaren ayrılıyorum yanınızdan. Darul Acize'ye yatır beni. Aman babacığım neler söylüyorsunuz. Amanın zamanı yok. Baksana şu karının çalımına. Babaları biraz geçimsizmiş efendim. Her gittikleri yerde mahkemelik oluyorlarmış. Fazla bulaşmamak lazım. Duydun mu Cemil? Duydum. Hadi bakalım beni de versin mahkemeye. Benim adım Cemil. Hadi hadi gir içeri. İşimiz var. Aman be. Yere yere. Neredesin be adam? 40 saattir herkes seni bekliyor. Geldim efendim ancak market kalabalıktı. Sen başladın yine kaytarmalara. Buyurun. Aa baba gelmiş. İyi günler. İyi günler. Nasıl başladın yavaş yavaş okumaya? Biraz söktü amcası. Bir aya kadar sular seller gibi okuyacak benim kızım inşallah. İnşallah. Öğretmenleri de döndü Almanya'dan. Al kızım. Dede gönderdi. Söyledin mi selamımı babama? Söyledim. Ne diyor? Verecek mi parayı? Hiç niyeti yok. Bir dakika Gül, servisteyim. Sırası mı şimdi? Sonra anlatırım. Anlat, yabancı yok. Ne parasıymış o? Şey efendim, bir arsa varmış da kelepir. Para yok diye ağlarsınız bir de. Allah versin arsalar marsalar. Gel buraya, kıracağım bacaklarını. Ne yapıyorsun sen, niçin çalıyorsun? Kıracağım senin bacaklarını. Sarmi Bey, bakar mısınız? Allah Allah, arsana, ne oldu yine arsana, benim? Üstümü yürüyor. Hadi içeriye girelim efendim. İçeride konuşalım. Hadi siz de işinize bakın. Seyredecek başka şey kalmadı mı? Allah Allah. Adam karısına bozulup bize bağırıyor. Hadi. Yürü kızım. Gel bana da gelin. Ne oldu efendim? Niye sinirlendiniz gene? Bir de cevap veriyor ahlaksız. Soruyorum efendim. Ne hata ettik gene? Çıkınını çalmışız efendim. Çıkın mı? Ne yapacağız sizin çıkınınız efendim? Al bakalım. Nereye gitti benim çıkınım peki? 200 milyar vardı içinde benim çıkınımın. Efendim? Yanlış duymuyorum inşallah. Siz de duydunuz mu efendim? Duydum efendim. Olur mu öyle şey? Olur efendim. Arayalım efendim. Buralardadır. Nereye gidecek? Bulun çabuk çıkınımı. Bulalım efendim. Düşünebiliyor musunuz? 200 milyar. Vurun elleriniz dert görmesin. Babacım Cenab-ı Bey amca döndü Almanya'dan. Duydum. Söyledin ya hoş gelmiş. Ne maceralar yaşanmış. Macera mı? Kadınlarla babacım. Bize ne? Sen utanmıyor musun evin içinde böyle şeyler konuşmaya? Hadi bakalım. Ayşeciğim sen de otur. Otur Ayşe yenge. Geç kızım şöyle. Sağ ol enişte. Davutcuğum.
tıraş mı oldun? Hı-hı. Olduk. Oo, pamuklar gibi. Bak Ayşe yenge, seni de böyle kocanımsın, sen de öpersin. Öyle yumuşak yumuşak. Tövbe. Halt! O nasıl söz? Yemeğini ye, patlatırım ben seni. Sabah sabah başlamayalım gene. Fena bir şey söylemedi çocuk şimdi. Daha ne söyleyecek Ulviye? Başladı yine sapıtmaya. Eline sağlık abla. Afiyet olsun canım. Biz de elbet bir şey biliyoruz ki konuşuyoruz. Ne biliyor musun? Ayşe yengeme bir talip var. Kimmiş o? Eskici Hüseyin amca. Allah yazdıysa bozsun. Gene mi o pis adam? Sana mı söyledi? Tertibe söylemiş. Utanmaz. Söyle o galibe, sokmasın burnunu böyle işlere. Patlatacağım ikisinin de sesini. Sen yemene bak kızım. Yemene bak Ayşe yenge. Seni kimse zorla evlendiremez. Babam patlatır sesini. Kes. Zahir oy. Macht dir nicht sauer. Evet yavrum. Sie schämt sich sonst. Sen anlamıyorsun diye Almanca konuşuyorlar bak. Sana söylüyoruz Dumkopf. Nein, nein Davut. Dumkopf yok. Söyletmesin o da. Gözü kör olasıca yılan. Aslında fena adam değil be Ayşe'nge. Dişlerini de yaptırmış. Al. Bak hala konuşuyor. Allah aşkına enişte, benim yüzümden vurma çocuğa. Ya öyle. Dua et sen şu kadına. Anneciğim, söyleyecek misin? Ne söyleyecek? Dilek dükkan kapatılınca işsiz kaldı da Davut. Biliyorum. Kız çok solduğumda. Bizim yanımıza alalım babacığım. Telefonlara bakar. Olmaz bizim yanımızda. Olabiliyor Davut. Bir düşünelim. Ne yaparım ben sonra bu iki eşekle Ulviye? Sedatcığım, bugün de mi böyle evde oturacaksın hayatım? Ne yapayım Serpil? Gelme üstüme. İş vardı, çalışmıyor muyuz kardeşim? Şunlara bak. Ulan benim çapımda bir adam. Bu işleri mi yapacak 3 kuruş 10 paraya? Bırak o ilanları Sedat. Onlarla bir yere varamayız. Borç gırtlakta. Şükrü Bey kapıya dayandı. Bak çıkın diyor. Kirayı ödeyemeyecekseniz kızım oturacak diyor. Haklı. Ne yapacağız bu durumda şimdi? Tak. Tak. Gidip Yavuz Bey'in eline ayağına kapanacağız. Başka çaremiz yok. Açlıktan gebersem gitmem o katilin ayağına kardeşim. Kıymetimizi bilmedi. Saçmalama Sedat. Kim kimin kıymetini bilmedi? Bırak Serpil. Doğratacak mısın kocanı ya? Bu sefer öldürür şerefsizim. Ya o beni ya ben onu, tak. Hiçbir şey olmayacak. Adam hazır bekliyor. Şengül havayı yumuşattı. Vallahi ona da şöyle böyle diyoruz ama ne vicdanlı kadınmış. Hah işte böyle. Otur kızım sen evde, otur. Gazete oku. Hazır yiyicilik yok öyle hanımefendi. Ya okursun ya bir işe girer çalışırsın. O kadar. Kim o şimdi? Bakıyorum. Alo. Evet ne var? Yine mi herif? Özgür mü arıyor? Katil olacak şimdi ya. Aslı çıktı, yok burada. Buradayım Özgür. Burada mısın? Şerefsizim, kırarım senin o bacaklarını. Görüşmeyeceksin o dolandırıcılığı demedin mi? Ne geldiyse başımıza onun yüzünden geldi. Doğru odan hadi. Görüşeceğim baba, karışma. Buradayım Özgür. Yok dedim ya evladım. Ne laf anlamaz şeysin sen, hadi güle güle. Kız seni lime lime doğrama. Sen kudurdun mu? Ha? Görüşmeyeceksin demiyor muyum ben sana o çocukla? Hı. Kız Yavuz, ne olur bitmiş insanlar, perişan. Ceplerinde bir kap yemek pişirecek paralar yok. Affet şu adamı. Vatandaşın vicdanıyla oynamayalım ablacığım. Kız sen de ne vicdansız katilmişsin. Olur desen ayaklarına kapanacak adam. Uğraşamam ablacığım o pislikle. 2 gün sonra başlar yine hırsızlığa. Kız başkası kazıklamıyor sanki. Kim gelse atacak kazığını zaten. Hiç olmazsa bu tanıdık. O biraz zor ablacığım, yemezler. Vatandaşa lolo yok. Prens, kız bu babam beni hiç dinlemiyor kız. Sen söyle bari. Hadi biz alıştık. Kız deme yavruya. Hatırını kırarım horozo. Sapına kadar erkek. Anladın mı? İyi aman. Al erkeğini. Hayrını gör. Kız bak bir daha söylüyorum. Katilleşme hemen. Al şu adamı karşına konuş. Ne var?
Ne oluyor sana Maşuk Efendi? Küstün mü? Niye konuşmuyorsun? Altını temizledik bak. Nankör suratsız. Konuşma sen konuşma be. Al. Kolay gelsin. Lojistik destek mi yapıyorsun yavruya koçum? Buyurun. İyi günler. Vallahi bunun yemi bile dünyanın parası. Dükkan kapandı. Kaldık bir kapıcı maaşını. Öldük Yavuz Bey, öldük. Telaşlanma koçum. Yapacağız bir şeyler. Bırakır mısın seni öyle bir tek kapıcı maaşına? Allah razı olsun. Zaten sen de olmasan elimizden tutan yok şu dünyada. Efendim Sefa ile. Hale mi gidiyorsunuz böyle erken erken küçük beyi de almışsınız? Aldık komşum hale. Eyvallah. Vatandaş işine bakacak. Hayırlı işler, bol kazançlar efendim. Bir şey duydum. Ne duydun komşu? Tut koçum yavruyu. Buyurun. Sedat Bey'i affetmişseniz alıyormuşsunuz yine yanınıza galiba. Henüz bir şey yok komşu. Vatandaş düşünüyor. Aman efendim aman. Siz daha iyi bilirsiniz ama adam perişan. Beter olsun. Oturuyorum şöyle. Ah canım şuna bak. Hatay mı gidiyorsun babayla? Bay bay. Görüyor musun komşu? Nasıl alıştı trafiğe? Adam gibi yanımda gidiyor. Hakikaten efendim. Nazar değecek vallahi. Tüh 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 maşallah. Yani bir emniyet kemeri eksik. Koçum şu pislikleri. Kaldır diyor evladım. Ne bakıyorsun yüzüne? Kaldır çabuk. Buyur lan. Bırak koçum. Hı? Sabah sporunu yapsın vatandaş. Kaldırma. Kaldırma diyor sana evladım. Kulağını aç. Dikkat etsene biraz. Buyur lan. Hadi komşum eyvallah. Sefa ile efendim. Sefa ile. Cezası haydut. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Kaldır şunları çabuk. Başüstüne. Yine mi devirdi bidonları katil? Devirdi haydut. Ne zevk alıyorsa şundan. He, ruh hastası. Banu'nun hocasıyla görüşebildin mi Gül? Görüştüm, çok memnun. Aferin. Tabii ya, kim onların hocası? Allah razı olsun Cenap Bey'den. Almanca, İngilizce, Fransızca. Dört dilden konuşacak kızlarımız görürsün. Hadi inşallah. Şu annenin her lafı batıyor vallahi bilgi. Ne dedi şimdi sana kadın Aydıncığım? Ya ne bileyim ben, bak baban da ağzına geleni söylüyor ama onunki batmıyor. Aydıncığım bırakalım şimdi bunları da bir an önce bir ev bulalım biz. Olur bunlar efendim aile arasında olur. İyi günler. İyi günler efendim. Pardon görmedim. Aman efendim estağfurullah. Bizi mi dinliyormuş bu? Herhalde. İyi günler. Buyurun. Nasılsın Gülsüm Hanım? Çok şükür. Nasıl olalım? İşe mi? Ya çok işimiz var bugün. Ah efendim. İş olsun da. Bir güzel sileyim isterseniz camları. Bırak Cafer'cim bırak. Sonra silersin. Hemen gitmemiz lazım. Hadi hayatım. Buyurun. İyi günler. Güle güle. Mutsuz bunlar, mutsuz. Bunların da sonu yok. Tabii, adam dayadı sırtını Şükrü Bey'e. Ah, kira yok, mutfak masrafı yok. Nasıl kavga ediyorlar baksanıza. Ona da karıştı. Ne dedi? Yok bir şey. Karışma çatlak! Ana, konuştu. Bana mı dedi o? Yok efendim, ne münasebet. Haddine mi düşmüş? Sür, koparırım dilini. Al götür şunu. Dikilmeyin siz de orada. Hadi başlayın temizliğe. Temizlik mi? Daha dün yaptık. Ne olmuş hanımefendi? Bugün de yapın. Allah Allah. Her gün temizlik mi yapılır canım? Evet. Ben söylüyorum yapılacak. İşinize gelmiyorsa hanımefendi tutarım zaptı koyarım kapının önüne. Çay 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 çay. Nur içinde yatı hakimim. Abbas efendi burada bak. Demedim mi size oğlum? Unutmaz hakimini. Toprağını mı havalandırdın Abbas? Sağ ol. Sen sağ ol hanımım affedersin. Ne yaptık ki? Vazifemiz. Abbas efendi sağ ol. O da seni çok severdi. Az kahrımızı çekmedi affedersin babam rahmetli. Hayat bu işte Şükrü. Çalış dedin boş oğlum. Sonunda 2 metre kefen, 2 metre kara toprak.
Arkanda iyi izler bırakabilmek de önemli abi. Öyle. Hey gidi rahmetli. Oh, nihayet özgürlüğüme kavuştum. Kuş gibiyim şimdi çocuklar. Çok şükür Nimet. Raşit doğru söyle. Tamamen iyileştim mi ben? Tamamen. Çok şükür Nimet. Kandırmıyorsunuz beni değil mi çocuklar? Niye kandıralım anne? Aşk olsun. Çok iyisin. Vallahi. Evet Nimet. İşte sana yeminle söylüyoruz. Cem, sen nasıl görüyorsun beni evladım? Ben de çok iyi görüyorum efendim. Maşallah. Hah. Bak çok rica ederim. Bana deli muamelesi yapmayın. Estağfurullah Nimet. O nasıl söz? Hah, ona göre. Ben de bir anormallik görür de söylemezseniz vallahi darılırım. Bebeğim, güzelim benim. Aman. Canım kızım. Ah, istiyor musun bunu? Buraya mı gelecekler hastaneden çıkınca ablacığım? Gelecekler, uğrayacaklar biraz. Nimet torununu özlemiş. Bir aydır kadın hastanede. O kadın kulağına gitmesin ama ablacığım. Bir ay değil, bir yılda hastanede yatsa iyileşemez. Zır deli. Dur bakalım, göreceğiz. Çok iyi diyorlar ama. Hadi inşallah. İnşallah Hacer. Ablacığım, bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlamazsan. Söyle bakalım. Bütün iş üstüme kaldı. Çocuk, ev üç katlı. Leyla teyzem burada. Özge Hanım hiçbir işe elini sürmüyor sağ olsun. Zam mı istiyorsun? Fena olmaz valla. Şevket Bey'le bir konuşsanız da. Hayat pahalı görüyorsunuz. Zam üstüne zam. Dur bakalım, yaparız bir şeyler. Aman zam istediğimi Abbas duymasın ablacığım. Siz yapmış olun. Satırla doğrar valla beni. Olur olur. Hah, geldiler, aç kapıyı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, ne çabuk maşallah. Sağ olsun Abbas efendi. Bir gittik ki her işi bitirmiş. Anne yorgun görünüyorsun. Çık odana dinlen biraz istersen. Ha? Öyle yapayım bari. Hadi anacığım, hadi. Gir koluna Hacer, hadi. Su, ne haber kızım? Hoş geldin demek yok mu dedeye? Dede. Aslında götürmemek lazım annemi mezarlığa. Her seferinde perişan oluyor. İstiyor ama Şevket, götürmesen olmaz ki. Öyle. Şimdi yine ağzını yokladım, evini boşaltmak istemiyor. Ne inatçı kadın. Şurada koskoca yer verdik. Bizden sıkılırsa çeksin kapısına otursun. Eşyalarını da getirmek istiyor. Buraya hepsini. Galiba hepsini. Hatırası varmış. Yo, bak işte o olmaz Şevket. Dolduracak burayı da tıkış tıkış kendi evi gibi. Ne güzel, kendi zevkime göre yerleştirdim. Tamam yine, hemen aksiliğe başlama. Ben de kesin bir şey söylemedim zaten, galiba dedim. Sokmam o eşyaları, bak peşin peşin söyleyeyim. Verirsiniz be eskiciye. Tamam, konuşuruz sonra. Ha, Cemler geldi, Hacer aç. Çıkmış mı Nimet Hanım klinikten? Çıkmış çıkmış, onlar da geldi. Yapma be, ne durumda acaba? İyiymiş iyiymiş, telaşlanma. Buyurun. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Geçmiş olsun Nimetciğim, hoş geldin, buyurun. Hoş bulduk canım. Geçmiş olsun efendim. Size de geçmiş olsun Raşit Bey. Çok şükür Şevketciğim, çok şükür. Bugünleri de gördük. Hoş geldiniz. Nasıl buldun benim yine? Fıstık gibisin maşallah. Duydun mu Nimet? Sahi mi? Vallahi sana yeminle. Biz de öyle söylüyoruz, inandıramıyoruz. Su yavrum, senin için geldim. Özledin mi beni? Gel anne annene bakayım. Su, hadi kızım. Niye bu böyle davranıyor? Kız yoksa anneannen deli diye korkuttunuz mu çocuğu? Olur mu öyle şey anne? Olur mu Nimet? Karışma sen. Sana sormuyorum. Allah aşkına siz söyleyin Şevket Bey. Ben de bir anormallik görüyor musunuz? Yo. Estağfurullah. Ne anormali Nimet Hanım? Söyle bir sayı da. 23. Onu işaretledim. Bir sayı da. 33 olsun hadi. Bu hafta 5 tuttursak yeter. Ya bu nasıl şey? Çayımızı da kendimiz koyuyoruz. Senin ne işin var mesai saatinde mezarlıkta bir adam? Söyleseniz ben verirdim Ergun Bey.
Olmaz kızım. Herkesin bir işi var. Anlatamıyoruz ki dangala. Hatırlamış gitmiş Ergun Bey. Ne var bunda bu kadar sinirlenecek? Saygı duyuyor adam. Bırak kızım, ne saygısı? Patronlara yağcılık. Oo, sayısal mı oynuyorsunuz yine Kanarya? Ne yapalım, başka umut kalmadı Ergun Bey. Vallahi biz bir hesap yaptık. Bu kışta evlenemiyoruz Ergun Bey. Şükrü Bey gelince bir konuşsanız da Ergun Bey. Biraz parasal destek yapsalar bize. Konuşayım da kızım. Sanman vereceklerini. Siz de biraz ucuzuna bakın. Her şeyi en ucuzundan hesaplıyoruz Ergun Bey. Bizi düşünen var mı Kanarya? Baksana, biri triplex villa aldı oturdu. Öbürü oğlunu araba alma peşinde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O efendim, maşallah. Kusurumuza bakmayın, biz gelemedik. Ne kusuru Ergun? Acınız tazelendi, üzülünüz tabii efendim. Olsun, yanınızda olmak isterdik. Üzüldük tabii Ergun, üzülmez mi insan? Bak bu yıl şıp diye geçmiş. Oho, kıyamam size. Aferin Abbas, çok takdir ettim seni, öpeceğim. Ne hayırlı adamsın sen. Vazifemiz müdürüm, affedersin, ne kelime. Yalnız bırakmadı bizi, sağ olsun. Aferin. Hadi fırla Şükrü Bey'in kahvesini yap. Bak. Ha, sordun mu Ali Bey ne içecek? Buyur babam. Ben bir kola içerim Abbas amca. Ha, duydun mu? Bol buzlu tıraş limon. Buyurun efendim. Arayan var mı Demet? Nakliyat şirketinden aradılar Şükrü Bey. Telefon bekliyorlar sizden. Hemen bağla kızım. Yok yok. Şu kahvemi içeyim sonra. Kahveden sonra. Duydun mu kızım? Duydum Ergun Bey. Siz de bizim işi unutmayın. Tamam evladım, aklımda, konuşacağım. Felaket yani. Ne fırıldak adam. Ne yapıyoruz araba işinde efendim? Karar verdiniz mi? Bir araba bulduk ama. Babam pahalı diyor Ergun amca. Pahalı oğlum. İster efendim, bir araba artık ister. Maşallah üniversitede bitiyor. Benim de var bankada biraz birikmiş param. Tamam efendim o zaman. Hadi ya. Onun parası nereden oluyor Ergun? Dedesi evi satınca vermişti biraz rahmetli. Bizden aldığı harçlıklar. O da bir şey efendim. Biriktirmiş ya maşallah. Ha, belki sız değil ama Şükrü Bey. Üstümde kalmasın. Bunlar nikahtan önce borç istiyorlar biraz. Vereceğiz Ergun. Borç değil, konuştuk abimle. Birkaç güne kadar. Söyle. Allah razı olsun efendim. Bulunmaz patronlarsınız vallahi. Ne sevinecekler şimdi. Laf aramızda, hiç hesaplarını bilmiyorlar ama. Nerede pahalı şey var onun peşindeler. Şimdi gençler böyle Ergun. Olmaz ama efendim. Bizim canımız yok mu? Biz de güçlülerle evlendik. Şu bizim araba işini konuşsak Ergun amca. Konuşalım efendim. Ne diyorsun Şükrü Bey? Hakkı. Birkaç yıl sonra bu şirketi onlar yönetecek artık. Hem de bilgisayarlarla. Bilgisayar Ergun amca. özür dilerim. Ben ne dedim? Bilgisaray dedin Ergun. Ha, geldin mi Abbas? Geldik müdürüm, affedersin. Bakma için öyle. Kahveni köpüğünü kaçıracaksın. Hadi geç geç. Tövbe. Sana o Hüseyin'le böyle şeyler konuşmayacaksın demedim mi ben, hayırsız? Vallahi billahi ben bir şey konuşmadım amca. Al. Yemin etme patlatırım. Konuşmamış. Halis nereden biliyor? Ayşe'yi istemeye gelecekmiş. Kendi uydurmuş amca yalan. Al. Sen de gözümün içine baka baka yalan söyleme. 8 kere 8. 8 kere 8. 88 amca. Tüh. Dangalak. Nereye gitti yine bu çocuk? Direğin peşinde amca. İş arıyorlar. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum amca. Her dakika asılıyor kıza. Burada bakır demir eskiler alırım eskici. Aa, amca Hüseyin abi geliyor. Çağır şunu. Hüseyin abi. Gelir misin biraz? Hayrola tertibim, ne var? Amcam çağırıyor. Amcan mı? Allah Allah. Gel bakayım Hüseyin efendi, gel. Konuşacağız seninle. Gelelim bakalım. Buyur usta, memnet. Estağfurullah da. Neler duyuyorum Hüseyin efendi? Ne duydun yine ustam, söyle. Buna bizim Ayşe talibim. İstemeye geleceğim amcandan Allah'ın izniyle demişsin. Buna? Tövbe. Yalan vallahi. Kuyruklu yalan hem de. Niye böyle laflar çıkarıyorsunuz siz de tertibim? Ayıp değil mi? Bak nasıl mahcup ettiniz şimdi ustama beni. Sen mi uyduruyorsun yoksa dumkof? Ah. Vallahi billahi benim bir şeyden haberim yok amca. Allah yazdıysa bozsun. Senin rızan olmadan nasıl yaparım öyle şey ustam? Ah.
Aa, amca geldiler. Merhaba. Merhaba. Nereden böyle tertibim soluk soluğa kalmışsın? Dileğe iş arıyoruz Hüseyin amca. Buldunuz mu bari? Yok Hüseyin abi, nerede? Gazete ilanlarına bakıp gidiyoruz. Verdikleri para para değil. İş desen iş değil. Ne yapacağımı şaşırdım valla. Ben izin vermem zaten öyle yerlerde çalışmasına. Vay! Sana ne oluyor? Vermem baba. Ne olur burada bizimle beraber çalışsa. Ne güzel olur. Telefonlara falan bakar. Sevap be ustam. Dilek, ister misin kızım? İsterim tabii Davut usta, niye istemeyeyim? Tanıdık yer, çalışmaya ihtiyacım var. Biliyorsunuz annem hasta, yatıyor evde. Duydun mu baba? İhtiyacım var diyor. Oldu bu iş tertibim, oldu. Pırlanta kalplidir senin baban. Tertibim devamlı kıza asılırsa ne olacak amca? Ha? Ne dedin? Patlatırım ben seni. Oh, patlat baba. Kız kaç adi. Gönder koçum. Vatandaş yesin ucuz ucuz ıspanağını. Bizde gerek yok. Anlaştık. Tamam. Prens, rahat dur yavru. İş konuşuyoruz burada. Dur, tamam. Kızımız biz geldik. Geldiniz mi? Anlamadım. Kim geldiniz ablacığım? Kız Yavuz, öyle katil gibi bakma yüzüme. Kim olacak? Serpil'le senin tak tak Sedat. Getirene kadar göbeğim çatladı zaten. Gelsinler bakalım. Kız yüzün gülsün biraz. Korkudan altlarına yapıyor zavallılar. Serpil! Gelin anam, bekliyor. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk Yavuz Bey. Hiç yüzümüz yok ama. Ah canım! Bu da buradaymış canım. Ah özlemişim. Sedat ne duruyorsun? Geldin ha birader. Geldim canım abicim. Ellerine ayaklarına kapanmaya geldim. Affet kardeşimi. Sana ihanet ettim. Bir daha olmayacak. Tamam birader, tamam. Olmasın. Kız Serpil, oldu bu iş vallahi, oldu. Oldu canım. Allah razı olsun senden. Yavuz kız. Hadi bize birer gazoz söyle de kutlayalım. Banu, öp bakayım öğretmenin elini. Hoş geldin de. Hoş geldin. Hoş bulduk yavrum, çok yaşa. Ya harçlık vereyim çocuklara. Ne harçlığı Cenab Bey? Zahmet etme Allah aşkına. Aa, zahmet olur mu Cafer'cim? Çikolata falan getiremedim zaten ha. Al canımın içi. Seher miydi senin adın? Yeşim. Tabii Yeşim. Nasıl unuttum hay Allah. Senin okuduğun kitabı ben okusam kendi adım bile unuturum vallahi. Al bakayım yavrum şunu sen de. Adı Banu amcası. Oo, al bakayım. Al. Ne yaptın Cenab Bey? Çok o çok. Aa, sen karışma. Ben veriyorum. Hadi bakayım. Hadi ailece öptüm yanaklarınızdan. Hadi bakayım. Hadi. Sen de ütü mü yapıyordun Sıtkı Bey? Birkaç gömlek. Akşama çıkacağız da Cenab abiyle. Ya lazım. Özlemiştir İstanbul'u Cenab Bey. Özlemişim Cafer. Hadi. Hadi bakalım. Cenab Bey amcanızın çok işi var. Meşgul etmeyelim. Bay bay. Sıtkı, kapıyı açıver. Sen böyle ütü mütü olunca zahmet etme Sıtkı Bey. Ver bize. Sağ ol Cafer'cim. Ara sıra ricamız olur. Estağfurullah efendim. Ne ricası? Vazifemiz. İyi günler. İyi günler. Uçar kızım o paralar, Allah korusun. Verin bana. Çok büyük para bunlar. Dedene bozdururuz. Hadi bakayım. Esmer vefasız çıktı İbrikçi. Bakmıyor buraya. Geldiğinden haberi yoktur Cenab abi. Bakmaz mı? Öyle mi dersin? Sana geldim İstanbul. Aa, aç perdeni. Çoktan geldim Esmer. Ne yapacağız bu para işini? Bilmem ki Cenab abi. Ben de sana güvenmiştim. Olmaz ya. Bu ne sorumsuzluk ya. Bendeki para sabicimin 2 aylık kirasını yeter. Hadi biraz da Halil'e verelim. Bitti. Çalışmamız lazım. Bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapacağız Cenab abi.
Ayla Hanım da şimşeklerini üstüme çekmişim bak. Yüzüme bile bakmıyor kadın. İşte o fena Cenab abi. Zaten iki protestoyu üst üste aldık. Eyvah! Üçüncü de bizi evden çıkarabilirler. Yazıklar olsun. Tüh, yazıklar olsun emeklerime. İnsan şu memleketin vatandaşıyım demeye utanıyor artık be. Ne oldu Muvaffak Bey? Daha ne olsun beyefendi? Daha ne olsun? Hakim bizim dosyayı usulden reddetti. Yapma be. Kaybettin o zaman davayı. Kaybettik tabii beyefendi. Gerçi temiz yolu açık ama hangi birine yanayım? 30 yıllık emeğime mi? Kime inanacaksınız bu memlekette? Adalet buysa... Oh. Ay. Ne oldu Muvaffak Bey? Fenalaştın mı? Sevim, Muvaffak Bey mahkemeyi kaybetmiş. Merdivenlere yığıldı. Muvaffak Bey neyiniz var? Fenalaştınız mı Muvaffak Bey? Cafer koş! Telaş etmeyin beyefendi. Olur bana böyle sık sık ha. Sinirlendim de nefes alamıyorum. Eyvah eyvah. Adamcağız gidiyor. Cafer! Buyurun. Tut çabuk, fenalaştı. Fenalaştı mı? Kızıl'a götürün hemen, Kızıl'a. Geliyorum hemen. Bizim bir Fazıl amca var da benzetmek gibi olmasın. Aynen. Ağzını hayra aç be baykuş. Şurama bir ağrı. Ölüyor mu yoksa? Doğru Türkan Hanım'a geliyor. Gel amcacığım. Ay ben böyle davanın da. Of. Buyurun. Sağ ol. Bu sabah Banu'nun öğretmeniyle konuştum Türkan abla. Ne diyor? Okumasından çok memnunmuş. Aferin. Sayenizde. Acil çalışı bu. Kim acaba? Büyük hanım olabilir yine. Aç bakalım. Ay. Yardım et Gül. Aa, ne oldu? Kızım bırak şimdi soru sormayı da yatıralım şunu. Efendim yeni kiracıların babası. Geçmiş olsun. Gelin şöyle. Saygılar sunarım hanımefendi. Bugün duruşması vardı da efendim. Dava aleyhine sonuçlanmış. Merdivenler de çöktü. Vah canım vah. Haya davanın da adaletinin de. Sakin olun biraz beyefendi. Konuşmayın. Nasıl sakin olabilirim hanımefendi? Şu devlete 30 yıl bil fiil hizmet etmişim şerefimle. Muvaffak Bey ne oldu, öldü mü? Keşke ölseydim de şu günleri görmeseydim. Yetiştirdiğim öğrencilerimin arasında bakanlar var hanımefendi. Milletvekilleri. Lanet olsun. Birinci dereceden bir maaşı çok gördüler bana. Yıllardır dava açtım, sonuç alamıyorum. Vah canım vah. Adamcağız dertli. Benim derdim devletle evladım. Lanet olsun. Söyle söyle açılırsın. Ne yapıyorsunuz Cemil Bey? Tahrik etmeyin adamı. Sakin olun efendim lütfen. Konuşmayın böyle devlet aleyhinde ulu orta. Biri ihbar eder hepimiz yanarız vallahi. Esin, kimseden korkum yok. Lanet olsun. Ne demiş Ziya Paşa hanımefendi? Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez, bağran yerine dürrü güher yağsa sebadan. Ne güzel demiş. Bahtsızın bağına bir tanesi düşmez, gökten yağmur yerine mücevher yağsa. Tebrik ederim hanımefendi. Oynayıp durma şunu oğlum. İzliyoruz. Baba. Verdin mi kararını? Ne kararı oğlum? Araba baba. Ne düşünüyorsun? Şimdi hiçbir şey düşünemiyorum oğlum. Konuşuruz. Araba araba diye yiyorsun değil mi adamı Hızır? Başka konu yok. Aydın sen de toparlanır mısın biraz? Bak annem rahatsız oluyor. Tabii canım. Özür dilerim efendim. Keyfine bak Aydıncığım. Ben böyle bir şey söylemedim. Şükrücüğüm sıkılma. Teşekkür ederim canım. Sıkılmıyorum. Baba, biz bugün Aydın'la karar verdik. Ev bulup çıkıyorsunuz. Evet, nereden bildin? Bozuk plak gibi hep aynı şeyler kızım. Oturun oturduğunuz yerde. Sen ne diyorsun anne? Ben de aynı şeyi söylüyorum kızım. Kapatın şu konuyu. Duydun mu Aydın?
Benim bir şikayetim yok Bilge. Durup durup sen açıyorsun bu konuyu. Baba, şunu bir konuşalım. Bak yine araba. Konuşalım oğlum, konuşalım. Görüyor musun baba? Herkes kendi aleminde. Babam efkarlı bu gece. Dedemin anısına takıldı. Araba falan konuşulmaz şimdi onunla. En iyisi ben yine Zeynep'i bulayım. Oku. Ali bak. Ali ata bak salak. Güzel güzel okuyun kızım. Birbirinize bağırmadan. Ali ata bak. Öyle. Aferin. Bu ne oku? Ali ata bak. Şşt. Karışma sen. Çek ön kulağına bak. Karıştırma kafasını çocuğun. Karışma sen aptal. Kızım sen kitabına bak. Ablanı dinle. Bu ne oku? Şey. Emel eve gel. Aferin. Emel eve gel. Sana sorun oldu mu? Çarparım ha. Ev işleri de bize kaldı. Ananız doktor oldu. Oku. Ali bak. Ali ata bak. Ali ata bak. Şşt. Kapat çeneni. Zaten kafan bozuk. Yemek hazırlıyoruz burada. Yeşim, kızım git bak şu annene. Hala ne yapıyor? Yemek ısındı de. İşi bittiyse gelsin. Emel eve gel. Aferin. Bu ne ya? Bitmedi mi muayeneler daha? Of, ne çok hasta varmış. Oho. Ah Saima Hanım buyurun. Beklettim biraz kusura bakmayın. Estağfurullah. Bu ilaçları sabah akşam tok karnına alacaksınız Cevdet Bey. Peki iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yarın sabah hemen başlayayım, bir hafta sonra kontrole bekliyorum. Peki. Aa Yeşim niye geldin kızı? Ne oldu, merak mı ettin anneni? Babam çağırıyor, yemek hazır. Geleceğim biraz sonra kızım, ne acelesi? İşin varsa git istersen Gül, hadi. Olur mu öyle şey Türkan abla? Acıktılarsa yesinler yemeklerini. Hadi gel kızım. Buyurun efendim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Al şunu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cafer! Nerede kocan? Aşağıda Banu'ya ders çalıştırıyor. Bahşiş mi verdi o adam sana? Evet verdi. Ne kadar? 250 bin. Ah maşallah, ne güzel iş. Hadi kızım in sen eve, söyle babaya geliyorum tamam. Bitmedi mi daha muayene? Bitmedi, iki hastası daha var. Ah Allah versin. Vızır vızır çalışıyor vallahi. Hastanın biri gidip biri geliyor. Para basıyor Türkan Hanım. Maşallah demek lazım. Hastaları memnun ki dolup taşıyor. Herhalde canım. Doktorluğuna diyecek yok Allah için. Kaç milyon oldu şimdi vizitesi? Bakma öyle hain annelime. Elinize falan bakmıyorum anneciğim. Yemek hazırlıyorum, görüyorsunuz. Yemem sizin yemeğinizi de. Hazırlama bir şey. Aa, söylemeyeyim öyle anneciğim. Üzülüyorum vallahi. Üzül. Ah Rukniyettin ah. Görüyor musun, kızınla damadın bir oldular. Elimde kalan son servetime de göz koydular. Aa daha neler artık anneciğim. Sus sus, kaldırma beni yerimden. Şu dünyada doktor olmak varmış efendim. Kadının hasta bakıcısı bile para kesiyor banka gibi. Bunca yıl boru öttüreceğime iğne falan yapmasını öğrenseymişim keşke. Ah ah. Uzak dur, gelme benim yanıma. Rahatsız olmayın efendim, oturun lütfen. Yanınıza falan geldiğim yok. Nereye gidiyorsunuz? Tuvalete gidiyorum. Yardım edeyim anneciğim. İstemez, gelmeyin peşimden. Şunu bari taşımayın, bana verin efendim, rahat edersiniz. Çek elini hain. Polis çağırırım şimdi ha. İstemiyor işte efendim, ısrar etmesinize siz de. Aa, çalacağımızı sanıyor. Aa, aşk olsun.
Rahat etmeniz için efendim. Bize güvenmiyorsanız koyun şöyle bir köşeye. Çek elini dedim. Rahat bırak. Kendi kendime yaparım çok şükür işimi. Allah Allah. Ne var acaba içinde? Ne olabilir efendim? Siz de ciddiye mi alıyorsunuz? Altından sarı liralardan bahsediyor ama efendim, duymadınız mı? Hadi canım. Doldurmuş yine kağıt parçalarını, ne altını? Gökten yağmadı ya bu. Banknot da olabilir efendim. Bakmak lazım. Ne yapıyor acaba içeride? Çişini yapıyor kadıncağız Sabri Bey. Para basmıyor herhalde. Bizden kaçırayım derken paraları tuvalete döküp sifonu çekmesin. Pıs! Pis musibet. Sen de mi aldın paraların kokusunu? Ne yaptınız efendim, bitti mi? Gelelim isterseniz yardıma. Hey ya Rabbim, Cumhuriyet'in 75. yılına eriştik. Biz güzel haber duyamayacak mıyız şu memlekette? Niye kapattın? Sinirleniyorsun babacığım. Bırak, tansiyonun falan çıkacak şimdi. Çıkar. Zaten iki taneden az müsekkin almadan oturmamak lazım şu aletin karşısına. İzliyordum be oğlum. İzlemeden de olmuyor ki. Sen bilirsin, açayım istersen ama baba. Kapat hadi, kapat. Lanet olsun. Zaten nabız 180'e çıktı. Ya. Nasip? Efendim babacığım. Bana yol göründü galiba ulan. Allah göstermesin babacığım. Göründü, göründü. Siz de kınayı yakarsınız artık. Aman baba. Bu işler sana mı kaldı? Nerede karın? Aerobik salonunda babacığım. Çalışıyor, gel biraz sonra. Onda da bu para hırsı nedir anlamıyorum şu ölümlü dünyada. Ne yapsam babacığım? Para biriktirmeye çalışıyoruz. Bir ev alsak fena mı olur? Kurtuluruz şu kiracılıktan. Her yıl bir ev değiştiriyoruz. Bıkmadım oradan oraya taşınmaktan babacığım. Beni hesaba katmayın oğlum. Hakem bana uzatmaları oynatıyor artık. Ya baba. Nasip? Efendim babacığım. Ne yemek var? Ekşili köfte. Oo, o iyi işte. Ulan Nazif. Efendim babacığım. Yazılı mı yaptın? Yaptım babacığım. Neler sordun? Tazminat edemedim babacığım. Kopya çekiyorlarmış ulan senin dersinde. Gözünü aç. Olur mu babacığım? Kuş uçurtmam ben dersimde. Kim söylüyor onu? Çıkartıyorum kitapları sıranın üstüne. Çeker o ergeleler Nazif. Adamın gözünün içine baka baka çekerler. Bana Muvaffak'ın oğlu öğrencisine laf geçiremiyor dedirtme, tamam mı? Bak, hakkımı helal etmem. Tamam babacığım. Aysel geldi babacığım. Duydun mu, bir şey söyledik? Duydum babacığım. Ha, ona göre. Vallahi alırım ayağımın altına. Basiretsiz herif. İyi akşamlar Aysel'cim, hoş geldin. İyi akşamlar canım. Hoş bulduk. Ay, dökülüyorum, her tarafım ağrıyor. Öldüm. Vah vah vah. Gel. Haram etme kızım sen de kendini böyle 3 kuruş para kazanacağım diye. Ne yapalım baba? Yorulmadan para kazanılıyor mu? Nasıl ev alacağız başka türlü? Nazife de söylüyorum. Biraz özel ders ver diyorum ama dinlemiyor ki beni. Özel ders mi? Kendi öğrencilerine. Evet, çok isteyen var. İstesin. Tövbe yarabbi, ne günlere kaldık. Bir öğretmenin kendi öğrencisine özel ders vermesi şerefsizliktir. Herkes veriyor baba. Veren versin. Ulan Nazif. Efendim babacığım. Böyle bir şey yaparsan seni evlatlıktan reddederim. Tamam babacığım, bir şey yaptığım yok. Sinirlenme. Biz de ev mev alamayız o zaman. Hayal. Almayın efendim. Cehennem olur insana o evde. Tövbe yarabbi, ne günlere kaldık. İyi, biz de kiracık alalım böyle. Kalın. Aysel'cim sakin ol. Sinirlendir beni babamı. Sonra konuşuruz, gel. Ay, bir şey söylemedik. Doktor hanımın muayene ücretini verdin mi kızım? Unuttum. Eyvah, çok ayıp yahu. Kadın bize anlayış gösterdi, komşuluk yaptı. 3 gündür. Kapattı mı acaba muayenehaneyi? Bilmem, açıktı galiba.
Bir zahmet in de ver şunu kızım. Dolandırmış gibi olduk kadını. Veririm baba, tamam. Kaçmıyoruz. Bir soluk alayım şurada. Olmazsa yarın veririm. Nazif. Efendim babacığım. Aç ulan şu televizyonu. Sağ ol. Çocuklar aç kaldı Gül. Beklediler mi seni acaba? Niye bekliyorlar Türkan abla? Babaları başlarında. Acıkırlarsa yerler. Koskoca kızlar artık. Allah Allah, yetti ya. Ne bitmez muayeneymiş bu. Buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Doktor hanım gitti mi acaba? Yok hocam, burada. Biz de onu bekliyoruz, çoluk çocuk. Hastası kaynıyor maşallah. Hanımefendi iyi akşamlar. Bir şey mi lazımdı? İyi akşamlar Sabri Bey. Doktor hanıma gelmiştim. Muayene borcumuz var da geçen günden. Bizim pedere bakmış, eksik olmasın. Aman efendim, ne lüzumu var para falan. Bakacak tabii, komşuluk hakkı. Bizim kayınvalideye de bakıyor, eksik olmasın. Çıkarmayın böyle adetler. İşleri de çok iyi maşallah. Baksanıza gece yarılarına kadar çalışıyor. Maşallah. Allah. Allah nazardan esirgesin. Hah, çıktılar. Buyurun, iyi akşamlar. Hayrola, beni mi bekliyorsunuz? Çok şükür, bizde bir şey yoktu efendim. Hanımefendi. Borcumuzu getirdim Türkan Hanım. Hem de bir teşekkür etmek istedim. Kayınpederimin üstünde para yokmuş o gün. Kusura bakmayın. Ben de biraz ihmal ettim. Çıkıyor muydunuz? Ne borcu efendim, aşk olsun. Olur mu öyle şey? Demedim mi size? Asil insan, asil. Mahcup ediyorsunuz ama bizi. Ben bunu şimdi anlatamam kayınpederime. Lütfen o parayı koyun çantanıza, darılırım. Kayınpederinize de saygılarımı söyleyin. Çok şeker insan. Her zaman beklerim. İyi akşamlar. Buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar. Büyük hanım da size bir görünmek istiyordu ama bugün geç oldu artık. Yarın bir ara bakarız Sabri Bey. Eksik olmayın efendim. Cafer, bas şu düğmeye. Buyurun. Cafer, sen de kusura bakma, aç bıraktık sizi. Ne demek efendim, lafım olur. İsterse sabaha kadar sürsün. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oku çabuk aptal, önüne bak. Okuyoruz aptal. Ali bak, Ali ata bak. Oku oku. Okuyoruz aptal. Emel eve gel. Anne geldi. Hoş geldin anne. Hoş bulduk annem. Bu kız okuldan geldiğinden beri kafasını kaldırmadan çalışıyor maşallah Gül. Okumayı yuttu. Ablası da başında. Aferin benim kızıma. Oku çabuk oku. Yazık değil mi babana aptal? Ne diyor bu? Aman konuşuyor işte salak salak. Ne duysa. Yemekler buz gibi oldu Gül. Isıtırız şimdi 2 dakikada. Hastanız da çoktu maşallah. Nasıl, bağış kuvvetli mi? Fena sayılmaz. Ne kadar? Say, hepsi bu, 5'i buldu galiba. Bu böyle sırf bağışlı olmaz Gül. Konuş Türkan Hanım'la. Aylığına biraz zam yapsın. Ben konuşamam, kendisi yaparsa yapar. Bekle, avucunu yala. İstemeden olmaz Gül. Cenap Bey'le konuştum. Ezdirmeyin kendinizi, canımın işi diyor. Ne yapacakmışız? İsyan bayramı açacağız. Sağlık Emekçileri Sendikası varmış Gül. Örgütleneceksiniz diyor. Ben gitmem öyle örgüte mörgüte. Allah korusun anarşikler gibi. Yo, bu böyle olmayacak İbrikçi. Bize bir kadın lazım. Şuna bak ya, buruş buruş. Böyle ütüm olur yani. Bir kadının günlüğü 4-5 milyon Cenab abi. Kalkamayız altından. Bastırma öyle, bastırma İbrikçi. Olmaz canım. Şöyle yumuşak hafifçe, adeta derinin üstünden uçarmış gibi değil mi? Kahretsin, geldi yine münasebetsiz. Cemil Bey'dir Cenab abi, sepetliyim mi? Bak bakalım, söyle çıkıyoruz. Adamın mazotu bittikçe buraya ikbale geliyor. Ne bu ya, yol geçen hanım burası. Neydi bunun karısının adı? Sevim Hanım. Neyse işte, söyle, söyle, sahip çıksın. Sahip çıksın kocasına. Abi kadın da perişan Cenab abi. Ne yapsın, bağlayacak mı adamı? Bağlasın, çekemem. Bu ne ya, gece gündüz burada. Halis gelmiş Cenab abi, ne yapayım? Halis mi? Aç bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayrola, delikanlı niye geldin bakalım?
Yine kadınların göğüs ölçüleri hakkında soruları mı var? Göğüs değil Cenap amcacığım. Sevgilim bize yemeğe geliyor bu akşam. İyi güzel. Ne güzel işte, evet. İş konuşacağız yumuşak yumuşak. Dur, dur orada. Söz dinle bak, yaramaz. Çekerim kulağına. Halis dur oğlum, dur. Durdum Sıtkı Bey amcacığım. Söyle bakayım. Nedir sorun? Tek tek, tek tek. Net cevaplar istiyorum senden. Tek tek Cenap Bey amcacığım. Babam sevgilimi işe almak istemiyor. Neden? Taciz edermişim, rahat bırakmazmışım. İyi akşamlar. Saklayın beni, Sevim peşimde. Asansöre daldım, yetişemedi. Sen de mi buradasın? Hadi evine, dolaşma ortalıkta. Yani bir şey konuşuyoruz Cenap Bey amcamla. Celil'cim bak, konuşuyoruz, görüyorsun özel. Bize biraz izin verirsen. Konuşun konuşun, benim sizle bir işim yok. Kapat kapıyı Sıtkı Bey. Biz de biraz sonra çıkacağız Cemil Bey. Hiç oturma istersen ha. Çıkın çıkın. Şunu içeyim, ben de çıkarım sizinle. Kapat şu kapıyı ya. Hay Allah, ne beceriksizsin İbrikçiğim. E ne yapayım abi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buraya mı geldi o? Burada Sevim teyze. Orada birasını içiyor. Tüm Allah kahretsin seni muhbir. Cemil buraya gel. Utanmıyorsun değil mi o boynundaki yakayla kaçmaya? Aman hanımefendi, biz yabancı mıyız aşk olsun? Kaçmıyorum Sevim. Ben de seni arıyordum buralarda. Konuşma fazla, buraya gel. Düşenme çabuk. Rezil olmayalım insanların yanında. Hadi Celilciğim, üzmeyelim hanımefendiyi. Öpüyorum yanaklarından, güle güle. Benim adım Cemil. Kendim giderim. Siz de adam mısınız, sattınız beni. Bir daha adımımı atmam buraya. Tüh senin yüzüne mikrop. Cemil amca değil mi bir daha bana? Teyze bak, tükürüyor. Cemil rahat dur. Kusura bakmayın, sizin de böyle ikide bir huzurunuzu kaçırıyoruz. Oo hanımefendi, rica ederim. Ne kusuru, rica ederim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemil yürü. Sıtkı, kapat şu kapıyı. Bak çocuğum, sen de ne soracaksan sor. Ve çabuk git evine, lafı uzatma, vaktim yok. Zaten canım sıkkın, çekerim kulaklarına. Hemen Cenap Bey amcacığım. Esmer ne yapıyor? Esmer mi? Buraya bunu sormak için mi geldin? Eyvah yine Cemil. Kadın kaçırdı elinden. Bu sefer aleni kovacağım. Yetti. Al. Hah, sen misin? İyi akşamlar. Tertin burada mı? Buradayım. Niye geldin? Amcam çağırıyor. Dilek geldi. Dilek mi? Gelmiş. Ne yapayım şimdi Cenap amca? Ne yapacaksın evladım? Öp kızı yanaklarından. Hoş geldin de karşılığa. Hadi koş çabuk hadi. Tamam öpeyim Cenap amca. Bana bak ha. Kızın üstüne öyle yabaniler gibi atlama. Duydun mu Halis? Tabii amcacığım. Atlar mıyım hiç? Öyle yumuşak yumuşak. Ha öyle. Yumuşak yumuşak. Hadi bakayım güle güle. Yürü tertip. Yo biz bu evden çıkalım. Çıkalım. Bu ne trafik ya? Çıldıracağım ya. Nasıl çıkacağız Cenap abi? Bizim üstümüze taşınan öğretmenler 120 milyona tutmuşlar. 3 aylıkta peşin. 1000 dolar da depozito. Rezalet. Vallahi çıldıracağım ya. Hadi, hadi parla şunları da gidelim. Kimse gelmeden gidelim hadi. Gidelim Cenap abi hemen. Sahi bu Esmer nerede İbrikçi? Küsürdük mü hiç görünmüyor. Ben ne bileyim nerede be. Oo, sıktım vallahi. Hı? Yine kim geldi? Sen de parlatamadın bir türlü şunları. Bakmadan açmayı bekçi. Bakıyorum Cenap abi. Kim? Aydın. Aydın mı? Niye geldi acaba? Ya kayınvalidesiyle tartıştı ya karısıyla. Ne yapayım Cenap abi? Aç bakayım gelsin, neymiş derdi. İyi akşamlar. Buyur. Cenap abi yok mu? Buradayım canım içi. Hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Çıkıyor muydunuz? Çıkacağız birazdan. Otur. Yok yok, oturmayayım. Yemeğe bekliyorlar. Sana bir teklifim var Cenap abi. Nedir canımın içi? Radyoda bir söyleşi yapalım diyecektim ha. Bizim programda bir saat. Yapalım Aydıncığım tabii de, ne konuşacağız? Her konuda Cenap abi. Sanat, politika, güncel olaylar. Ne güzel olur be Cenap abi. Büyük reklam. Kitabın da yayınlanıyor bu ay sonu. Olur tabii de ama ben yine de bir düşüneyim değil mi? Aa, Esmer bu. Bakıyor bana ya. Sana geldim.
İstanbul. Bak, ikinize de bir daha söylüyorum. Bu kızı rahatsız ettiğinizi duyarsam patlatırım ensenizi ona göre. Ben etmem amca, ona söyle. Hah, karışma sen. Van konuşuyor. Başlamayın gene tepişmeye. Sus sen de Galip, amcanı dinle. Başladı değil mi yine? Bağıma şikayetlere. Kıskanç, adi. Halt! Kaldırmayın beni yerimden. Sakin ol Davutcuğum, konuşuyoruz. Rahat dur Halis, iş konuşuyoruz burada. En iyisi ben yarın şu mağazanın sahipleriyle bir görüşeyim de. Görüş kızım, öğren bakalım bir şartları, ne verecekler. Ah ne işi bu Dilek? Konfeksiyon, tezgahtar olarak. Aha. Olmaz inşallah. Niye öyle söylüyorsun yavrum, belki iyi para verecekler. Hiç sanmıyorum ama yine de bir konuşup ona göre karar vermek lazım. İnşallah vermezler. Sen de dua et Ayşenge. Ediyorum Halis, hadi inşallah. Pis pis, kara bıyıklı, böğü gibi insanlar. Ne biliyorsun? Öyle baba, biliyorum. Tacizci, ırz düşmanı hepsi. Güzel konuş Halis. Şimdi söz veriyor musunuz? Türk çocuğu olarak, erkek sözü. Üzmeyeceksiniz kızı. Ben veriyorum babacığım, erkek sözü. Aferin yavuma. Ben de veriyorum amca. Ama rahat durmaz, asılır kıza bu. Ha? Ne dedin? Asılır amca, rahat durmaz. Al! O nasıl laf, patlatırım ben seni. Sen asılırsın, adi. Ah! Amca baksana şuna. Sus! Gebertirim. Gel bakayım buraya. Nein, Davut dayak yok. Güzel güzel konuşuyoruz şurada. Ne konuşuyorsun diye çekil. Ajenge tutma, onu dövecek. Döveceğim. O nasıl söz? Terbiyesiz. Enişte Allah aşkına, hatırım için ölümü gör. Çekil. Bana onu müdafaa etme. Davut usta, ben bir şey duymadım. Allah aşkına sinirlenme. Duymamış bak ne tatlı. Hemen işe alalım. Amca yumuldu kıza bak. Bak hala konuşuyor. Terbiyesiz terbiyesiz. Sen de zorla dayak istiyorsun ama Galip. Şimdi bir tane de ben vuracağım. Haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene. Uf, Serp, nerede kaldı bu herifler? Şimdi gelirler hayatım, sıkıldın mı? Sıkıldım kız, böyle oturuyorum, ben de bir şeyler yapayım. Aa, vallahi darılırım, otur keyfine bak. Daha ne yapacaksın hayatım? Sen yaptın yapacağını, yani şu Sedat'ı tekrar işe soktun ya, Allah razı olsun. Kız soktuk ama bana bak, söyle o kocana, yine tak tak bir atlar karıştırır, delirtmesin adam, tamam mı? Olur mu öyle şey bir daha? Hayatım tövbe etti, senin önünde bile nasıl ayaklarına kapandı gördüm. Karışmam artık, tamam mı? Sonra katili bela etmesin benim başıma. Heh, telefon. Bırak, ben bakarım. Anne özgürse yok deme. Sevgilin mi arıyor kız? Hmm. Alo. Oo. Sen misin, iyi akşamlar. Yok, daha gelmedi. Babasıyla birlikteler. Buradayım Özgür. Olur, gelince söylerim. İyi akşamlar, güle güle. Kız ne bağırıyorsun öyle avaz avaz? Vallahi paralarım ha. Hadi parala bakalım. Kız sen ne dedin ha, ne dedin ha? Allah'ın cezası, ne dedin? Kız dur, yemeyin birbirinizi. Seviyormuş çocuğu, ne yapsın? Dolandırıcı bunlar hayatım. Bütün aile dolandırıcı. Kız bırak, daha ne istiyorsun? Şimdi para onlarda. Bu ne ya? Katil geldi Cenab-ı abi. Terbiyesizlik bu canım, rezalet ya. Rezalet efendim, rezalet. İyi akşamlar. İyi akşamlar sahibeciğim. Haydut. Her akşam yüreğimiz ağzımıza geliyor. Vallahi zehirlemek lazım böylelerini. Ayla Hanım perdenin arkasında İbrikçi. Görüyorum Cenab-ı abi. Katiller geldi Sevim, koş. Geldik Sayın abim, biraderimizle saygılar. Adamı yemeğe davet etmiş. Etti Sayın abim, sağ olsun. Vatandaş götürecek biraz. Biz niye gelmiyoruz? Gel Sayın abim, buyur. Aman Cenab-ı abim çekilmez tak. Dut gibi olmuş zaten. Cafer! Neredesin koçum? Cafer koş. Evinde herhalde efendim. Yerinde durmuyor ki eşek. Cafer! Hoş geldiniz efendim, iyi akşamlar. Hoş bulduk koçum. İftihar ediyoruz vallahi. Ne güzel sizi böyle yeniden uyum içinde görmek. Cafer! Nazar diyecek vallahi canım abicim. Hasta oluyorum bu ağızlara. Cafer! Durun! Anam katil. Neredesin eşek?
Fırla, yardım et Yavuz Beylere. Başla. Buyurun. Ah Prens, hoş geldin, gel. Dokunma, dokunma. İyi akşamlar Yavuz Bey. İyi akşamlar birader. Nasıl, memnun döndün mü Almanya'dan? Eh, fena sayılmaz. Hadi bakalım. Çapkınlan böyle iki bekar. Gezeceğiz biraz Yavuz Bey. Yani özlemişim İstanbul gecelerini. Bakalım artık, kısmet. Bakacağız. Rastgele birader. Ha, oturalım bir akşam. Ha tabii tabii, otururuz Yavuz Bey. Memnuniyetle. Bizi de bekleriz bir akşam Cenap Bey. Tak. Tak. İnşallah canım için. Niye olmasın? Olabilir. Hadi birader. Beklet benim yenge. Tabii abicim. Buyurun. Afiyet şeker olsun efendim. Eyvallah komşum. Size de iyi eğlenceler efendim. Sağ ol abicim. İyi geceler. Cenap Bey, bakar mısınız? Yandık Cenap abi. Abi yuttuk kibrikçi. Buyurun hanımefendi, emredin. İstemiyorum sizin kira paranızı falan. Alın, başınıza çalın. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? İstemiyorum, oturmayın evimde de. Çıkın evinden hemen. Aman Allah'ım, ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Çıldırdım efendim. Evet, istemiyorum evimde onları. Rica ederim, İbrikçi şunları topla. Aman yarabbi, çıldırdı kadın. Çıldırdı vallahi. Bahçede milyonları çözeyim koş. Bir dakika. Sen zahmet etme abicim. Buyur canım abicim, tak. Şeref verdin fakirhanemize. Oh, çok şükür. Sizi böyle tekrar bir arada gördüm ya. Düşmanlar çatlasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yenge. Bastırmalı börek var. Vatandaş anında aldı kokusunu. Ağzına layık canım abim, buyur. Kız Yavuz, sen de bıkmadın şu pastırmadan ha. Çemeniyle yiyorsun her akşam şapur şapur. Leş gibi kokuyorsun sonra sabaha kadar. Ablacığım, aile ortamındayız. Kelimeleri tartarak konuş. Tamam mı, hasretli vatandaşı? Ne? Ne demek canım abicim? Yabancı mıyız, rica ederim. Benim ailem senin ailem. Tamam birader, sağ ol. Yengeciğim buyur. Fıstıklı baklava getirdim size. Vatandaşı ağız tadı. Aa, ne zahmet ettiniz Yavuz Bey. Alsana kızım şunu, ne bakıyorsun öyle salak salak? Hoş geldiniz Yavuz amca. Hoş bulduk kızım. Hayrola, yüzün niye asık bu gece? Aşık kızı, aşık o oğlana. Sorma, aklı başında değil. Ben onun aklını başına bir getiririm ki. Telefon etti yine o it. Tak, paralarım şerefsizim. Bırak şu taktukları birader. Sonra konuşuruz, sırası değil. Hayır, namusuma dokunuyor canım abicim. Onların yüzünden başımıza gelmeyen felaket kalmadı vallahi ya. Kapat şu konuyu artık Sedatcığım. Sıkma canını Yavuz Bey'in. Aa, Prens, gel bakayım sen Serpil teyzenin kucağına. Ah, ne özlemişim, ne özlemişim canım, canım. Kucakta olmaz Serpil, bir sandalye konuşur masaya ya. Aa, nasıl düşünemedim. Aslıcığım, bir sandalye getir şuraya. Aa, kız daha neler artık. Sofrada da karşımızda mı oturacak kot kot kot? Zor görme Yavuz ablacığım, oturacak. Şeref verir canım abiciğim, buyur. Sen kardeşine şu kıyağı yaptın ya. Bak kardeşim de sana ne paralar kazandıracak. Tak, internetten girmişim cız. Bırak bu cızları mızları birader. Vatandaşa insanlık lazım. Otur. Ah, ne güzel söylediniz. İnsanlık, tabii insanlık. Ay, vallahi oturmam burada be. Kot kot kot. Kafayı mı yediniz kız siz? Katile yağ çekeceğiz diye. Daha neler artık. Bu memlekette ne çeteler yakalanır, ne kimse hesap verir. Hiçbir şey açığa çıkmaz. Adam ne güzel konuştu. Yargının en üstündeki adam. Cüzdanla vicdan arasında sıkıştık. Bu ne demek? Günün yorumu başladı. Efendim, bir şey mi söyledin Nazan? Hayır canım, dinliyorum. Sen ne diyorsun damat? Ben de dinliyorum efendim, haklısınız. Neye acısın be enişte? Ben artık her şeyden iğrenmeye başladım vallahi. Aa, o benim ekmeğim enişte. Ayıp be, şurada o kadar ekmek var. İste o zaman ablamdan. Yeme sen de çocuğun ekmeğini Aydın. Al, al sen de al. Allah gözünüzü doyursun. Hakikaten ne manasız şey. Hani şurada ekmek olmasa neyse. Ne beleşçisin sen de Aydın. Farkında değilim efendim vallahi, dalmış. Anne. Bilmiyorum, sırası değil şimdi. Kendin sor, bana da bir şey söylemedin. Abla sen sor bari şunu. Yemeğini yerli. Bir şey olsa herhalde söyler. Hadi be enişte. Ne varsa yine sende var. Ben korkarım oğlum. Azar mı içeceğiz akşam akşam? Ne oluyor?
Ne olabilir Şükrücüm, yiyor bizi. Arabayı soruyor efendim. Aa, söylemedin mi? Tamam, bizimkini verip yarın alacağız o siyahı. Koltuklar deri mi efendim? Yok canım. Ne yapacaksın o kullanılmış arabayı be baba? 10 bin kilometrede oğlum, taş gibi araba. 95 model. Olsun. Nasıl alırız biz onun 98 modelini? Kaç para biliyor musun yenisi? Hayırlısı olsun Şükrücüm. Sen beğendinse tamam. Hiç dinleme onu. Güle güle kullan babacığım. Sağ ol kızım. Tamam. Biz yine arabasız kaldık. Niye oğlum? Aldığımız araba değil mi? Vermezsin ki baba. Ayıp be ayıp. Ne zaman istediğini de vermedik. Senin duyan da yani. Vallahi çok ayıp. Arabadan inmiyorsun oğlum. Bizi de bindirirsiniz herhalde ara sıra efendim. Tabii oğlum, lafı mı olur? Ben de hiç anlamıyorum bu ortaklığı baba. Bizde para yok. Amcam pat diye sayıp villayı alıyor ama. Amcan alır. Amcan zengin. Ayrıca fena mı yaptı? Topladı herkesi bir araya. Annemiz de aldı yanına. Kadıncağız tek başına yaşıyordu. Hakikaten efendim. Biz de yapabilsek böyle bir şey. Ne güzel. Sıkışmadan otururuz bir arada. Şevket amcanın çiftliği. Eline sağlık anne. Oh be anne, ne iyi oldu böyle bak. Torunların, gelinlerin bir araya geldik işte. Kesene bereket oğlum. Allah gönlüne göre versin. Sağ ol. Dolman da nefisti babaanne. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yine yaparım. Veririz yarın eşyaları Abbas Efendi'ye. Koyarlar bir kamyona, oldu bitti. Hepsini Hacer'lere mi veriyorsun anne? Ne yapayım kızım? Bir tek Hüsnü'nün koltuğunu alacağım. O bana hatıra. Anam. Bırakamaz kocasının koltuğunu. Otururlardı şöyle karşılıklı. Anne, Ergun da bir şey istiyor galiba. Ver ne istiyorsa. Konuşuruz. Özge sinemaya mı gideceksiniz kızım? İstiyoruz ama su size kalacak. Kalsın kızım, ne olacak? Evdeyiz. Geç kalıyoruz ama Özge. Bırak kızım, ben toplarım. Sen hazırlan hadi. Yetişiriz yetişiriz, tamam. Görüyor musun Leyla Hanım'ı? Tutturdu koltuk diye. Ne inatçı kadın. Ay ne yapsın, hatıra. Aman Özgeciğim, koltuk dökülüyor. Kurtlanmış, böceklenmiş Allah aşkına. Ne hatırası? Hadi oğlum, geç kalıyorsunuz, kalkın. Özge'yi bekliyorum baba. Özge. Geldim Cem, bir dakika. Hadi kızım, hadi kaçırmayın hadi. Ay kusura bakmayın, ne olur. Yok, ne kusuru? Ben yardım edeyim yine. Bitti anne, bitti, sağ ol. Siz de televizyon seyredin, açayım ben size. Hadi hadi bakalım, hadi gidelim televizyona. Hoppala kızıma, neler vereceğim. Biraz sonra uykusu gelir zaten anne. Canım. Hadi sağ ol. Hadi. Hadi canım, iyi eğlenceler. Ay böyle hiç içim rahat etmedi ama. Etsin etsin, hadi güle güle hadi. Gittiler mi? Gittiler. Ne oldu yine yüzünü astın? Asarım. Topladın bizi bu eve. Ne oldu Şevket? Ne oldu? Ne olacak? Herkes kendi aleminde. Çocuk da bize kaldı. Tamam. Mesele buysa ben uyuturum. Bırak. Sadece o değil. Ne var başka? Annen. Ne yaptı şimdi sana? Zavallı oturmuş televizyon izliyor. Koltuğum diye tutturdu Şevket. Ne bu inat? Aa, bugün koltuk, yarın sandık. Çekemem. Alır başımı giderim vallahi. Ayıp be ayıp. Hatıra diyor kadın. Kocasının hatırası. Şevket, sesini yükseltmeden konuş. Sen de bağırtma insanı böyle saçma saçma konuşarak. Evet. Nasılsınız? İyi akşamlar. Kim? Nimet Hanım. Çocukları soruyor. Sinemaya gittiler. Evet, az önce çıktılar. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. İyi akşamlar. Raşit. Efendim Nimet? Niye güldü bu adam şimdi? Güldü mü? Bok terbiye size. Evet. Telefonu kapatırken hık bık güldü. Ben şimdi gülmeyecek anormal bir şey mi söyledim ayol? Estağfurullah Nimet'ciğim. Anormal ne demek? Bundan daha doğal ne olabilir? Kızını torununu sordun. Evet. Ne var bunda? Adam kıkır kıkır gülüyor yüzüme. Ayıp etmiş. Sinemaya gitmişler bak. Gidecekler Nimet. Genç çocuklar. Raşit. Biz de şöyle bir müstakil ev alalım. Bahçe içinde, minelerinki gibi. Al hayatım, para senin. Turtları da alırız yanımıza.
O babaannesi, ben de anneanneyim canım. Öyle değil mi? Öyle Nimetciğim, alalım. Sen niye göz kırptın? Aa, boş bulundun Nimet, pardon. Senden bana geçti herhalde. Ne bu ayol? Bulaşıcı hastalık mı bu? Aa. Öyle değil Nimet. Yani baka baka. Allah Allah. Bu adam niye öyle güldü acaba benimle konuşurken? Kafam takıldı. Belki aklına bir şey gelmiştir Nimetciğim, boş ver. Raşit. Efendim. Yoksa siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Bana bak. Ne saklayacağız Nimet? Delirdi mi ben yoksa? Oh, estağfurullah Nimet. O nasıl söz? Bak yine göz kırptın. Oh, özür dilerim, boş bulundum. Klinikte geçen günleri pek hatırlamıyorum. Ne oldu bana Raşit? Anlat. Hiçbir şey olmadı diyemeyiz tabii. Sen ciddi bir tedavi gördün. Ne yaptın sen öyle? Ne yaptın Nimet? Deli mi demek istedin? Vallahi farkında değilim Nimet. Paralarım vallahi seni. Deli sana benzer. Ne yapıyorsun? Siz beni zorla delirtmek mi istiyorsunuz? Ne yapıyorsun? Rezil ettin beni patronlarıma Hacer Hanım, affedersin. Ne mal mülk meraklısıymışsın. Ben mi istedim abla sağ? Kendileri teklif ettiler. İstemem benim var diyemedin mi, affedersin? Fazla mal göz mü çıkarır Abbas? Sokağa mı atsınlar? Fena mı? Fena, affedersin. Bakamam yüzlerine. Ne demek ölmüş adamın 40 yıllık malına konmak? Leyla teyze veriyor Abbas, gönül rızasıyla. Almıyor mu kafan senin? Almıyor, affedersin, evet. Güzel konuş, benimle asabı bozma, çarparım. Anlamıyorsun ki ama. Kadıncağız o eşyaları Şevket beylere götüremiyor diyor. Mina Hanım istemiyor, ne yapsın? Mecburen birine verecek. İstemez, affedersin. Ben öyle rahmetlinin malına kondu didirtmem kimseye. Takıma iyi ki şu baliçi almışlar be Kanarya. Fırtına gibi vallahi Ergun Bey. Çocuk 13 trilyonu havada kaptı. Helal olsun, yakışır. Poğaçalar da sıcakmış. Afiyet olsun. Abbas Bey de malı götürüyor bugün Leyla Hanımlardan. Ne aç gözlüymüş. O karısı yok mu, o karısı ne bilmiş. Leyla teyze vermiş ama Ergun Bey. O da ayıp etti kızım. İnsan bir sorar başka ihtiyacı olan var mı yok mu diye. Koskoca buzdolabı var, gıcır gıcır. Fırın öyle, bulaşık makinesi öyle. Alalı bir yıl olmadı daha. Bak siz de ev kuruyorsunuz. Size veremez miydi? Ben kimsenin eskisini istemiyorum Ergun Bey. Eski değil kızım. Yazık, faturaları bende. Aldık zaten Ergun Bey, taksitle. Az para mı kadar ya? Vadede bin diyorlar üstüne. Ne yapalım Ergun Bey? Biz de bir kere evleniyoruz. Ha işte. Siz bu kafayla hiçbir şey sahibi olamazsınız kızım. Bak Hacı Hanım'a nasıl balıklama atladı. Koltuklar, halılar, kanepeler, karyolalar. Aç gözlü. Hah, Abbas abi geldi. Hoş geldin Abbas efendi. Hoş bulduk bacım, affedersin. Oo Abbas Bey, malı götürmüşsünüz. Ne kelime müdürüm, affedersin. Büyük hanımdan kanepe, koltuk ne varsa Allah versin. Topladık müdürüm sadece. Ne götürmesi, affedersin. Adamın kafasını bozma, affedersin. Topladınız da ne fırsatçıymışsınız be. İnsan bir haber verir. Belki bizim de bir ihtiyacımız var. Bak çocuklar yine ev kuruyor. Allah gözünüzü doyursun be. Konuşma öyle müdürüm, cıvık cıvık, affedersin. Biz ölü soyucusu muyuz? Tövbe tövbe. Ne oluyor? Üstüne mi yürüyorsun? Katil. Yürüyorum, affedersin. Gel abi, gel abi, gel. Kırtma tanesi. Abla sağ olun. Abim. Abbas abi, şimdi patronlar gelir, rahat dur. Babam, babam kurbanım sana. Az müsaade. Bilal, tutun şunu. Gel, öldürecek misin? Hadi gel öldür. Katil, sıkıntılarını. Sıkarım, affedersin. Konuş böyle cıvık cıvık, affedersin. Ne oluyor? İyi ki geldiniz Şükrü Bey, kavga ediyorlar. Kavga mı? Gel, gel. Hadi gir dakika. Çıldırdınız mı Ergun, ne yapıyorsunuz? Üstüme yürüyün efendim. Baksanıza, gözü dönmüş adamın. Abbas efendi, olur mu şimdi? Kurbanım sana babam, affedersin. Hakaret ediyor, affedersin. Ne demiş efendim? Ne hakareti? Büyük hanım ev eşyaları bunlara veriyormuş. Öyle mi? Benim haberim yok. Evet efendim, hayırlı olsun dedik. Ne var bunda? Bütün suçumuz bu. Ya ne var bunda Abbas efendi? Öyle değil babam, affedersin. Öyle demediniz ama Ergun Bey. Kusura bakmayın ama. Ne dedi küçük hanım? Demezsen karışma. Yok babam, öyle değil, affedersin. Ölü soyucular, aç gözlüler, konuşuyor cıvık cıvık. Ya ne ayıp şeyler bunlar. Kimin malını kim paylaşamıyor Allah aşkına? Sen gördün mü bir şey penguen? Yok be abi. Bunu atmışsın cebine, bırakır mı? Tabii canım, hepsi beşlik.
Uçtu o, uçtu. Haybe'yi uğraştırıyor bizi domuz. Ne arıyorsunuz orada? Bize mi soruyor abi? Ha, baykuş her şeyi öğrenecek. Ha. Bir şey sorduk. Para, para. Sabri Beylerin. 15 milyon kaybolmuş. Ayranım dün gece 60 ya. Uçmuştur o, uçmuştur. Ne soruyorsun o baykuş? Hiç, öyle işte efendim. Ne arıyormuşuz? Nesine lazım acaba? Aa, yaka mı takmış o? Ha, önlük yakası. Sevim Hanım dikti bizim kızlara. Ne yapacağını şaşırdı artık. Alkolik ayyaş. Ne var gülünecek? Bana bak, gelirsem oraya. Size değil vallahi efendim. Aman aslanım, ne yapıyorsun? Bulaşma. İşinize bakın, işinize. Buldunuz mu bir şey? Yok efendim. Aramadığımız yer kalmadı vallahi. Allah Allah. Bir tane bile. Uçmadı ya bu. Sanki uçmuş. Bana bak. Buldunuz da cebinize mi attınız yoksa? Olur mu öyle şey efendim? 5 milyon için yalan mı söyleyeceğim size? Adem, bırak aslanım, arama. Efendim? Hadi bakayım, arama. Vallahi aramam. 3 kuruş için şerefimle oynatmam ben. Cafer, ne diyor? Hırsız mı diyor size? Aa, hırsız mı? Ne oldu? Konuşuyor işte. Aylanım 60 tomarıyla paraları sokağa, 15 milyonu uçmuş arıyor. Yoksa buldunuz da cebinize mi attınız diye bize soruyor. Ne? Aramayın be. Siz de kabahat. Kim attıysa o arasın. O kadar. Benim işim değil vallahi zaten. Gülsüm Hanım, sen fazla oldun, ayağını denk al. Hakaret etme sen de o zaman insanlara. Sen yine mi buradasın Cemil? Kavga var Sevim, şunlara bakıyorum biraz. Kavga mı? Ha Gül. Efendim Sevim Hanım. Gel vereyim çocukların yakalarını, bitti. Eksik olma, hemen geliyorum. Aa, Cemil, yine mi taktın sen o yakayı boynuna? Ben de öteki nerede diyorum, çıkar. Gir içeri, gir. Allah akıl fikir versin. Buyurun, iyi günler. İyi günler çocuklar. Sabriciğim nasılsın? Teşekkür ederim efendim, iyi günler. Nasıl oldu Ayla Hanım? Sinirleri biraz yatıştı mı? Yatıştırmaya çalışıyoruz efendim, içeride şimdi. 15 milyonumuz da kayıp maalesef. Gecenin karanlığında uçtu mu, biri alıp cebine mi attı? Vah vah, vah çok üzüldüm. Canım bir şekilde telafi ederiz abicim. Sorun değil 15 milyon. 15 milyon kaç mark ederi bikçi? 90 mark falan canım abi. Nedir canım 90 mark? Hadi canım, saygılar sunarım Ayla Hanım'a. Sefa ile efendim, saygılar bizden. Nasıl bakayım çocuklarım, iyi okuyorlar mı? Okuyorlar sayenizde. Öpüyorum yanaklarından. Ha Cahit Bey, yanlış anlamazsan kayınbabam selam söyledi. Mümkünse şu hesabı kapatsınlar dedi. Bak, kalp kalbe karşı buna derler işte. Biz de şimdi Halici'ye gidiyoruz. Vallahi bu kadar pes. Hadi sıkma canını, o iş tamam. Hı? Öpüyorum yanaklarını. Helal olsun vallahi, saat gibi adam. Baban daha para dedi, anında para. Borç ödemeye mi gidiyorlar? He. Asil adam, asil. Cebinde parası olunca hiç düşünmez, şak verir. Hem de mark. Gitti mi o aşağılık çapkınlar? Neler söylüyorsunuz Ayla Hanım kapıcıların yanında? Kendinize gelin lütfen. Bırakın efendim beni. Ben ne söylediğimi biliyorum. İstemiyorum onları evimde. Defolsunlar. Fuhuş yuvası değil orası. Ayla Hanım. Anam. En az 1/3 eksiğini alacaksın işte. Bütün beyaz eşyası. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütüsüne kadar. Arkadaş kar almıyor hatırım için. Eski olmasın Hüseyin. Yok enişte, hepsi son model. Ben alır mıyım öyle eski şey yeğenime? Ne bu canım, Allah Allah. Al al al. Bitirdiniz adamı. Kız çok konuşma. Koskoca Halil Bey oğluna eşya almayacak mı? Ağzında nimet varken konuşma Hüseyin. Baksana şuna yenişte, tövbe, zorla konuşturuyor adamı. Konuşuyorsun ama abi. Kızın babasının elini cebine attığı yok. Habire biz alıyoruz. Kız tarafı da çeyizini getirecek Sultan Hanım. Öyle adet. Sana fikrini soran olmadı şimdi, bodur. Hisse kadar konuş sen. Hadi Asım, hazırlan, gidiyoruz. Hazırız baba. Zıkkımlanamadın mı şunu Hüseyin? Bitti enişte, bitti. Sebabıma, sırtıma vur gırtlağıma takıldım. Boğulacaksın Hüseyin. Yuttun mu? Yuttum enişte, yuttum. Aşk olsun vallahi Halil Bey.
Ne oldu sultanım? Yani bu kadar yıllık evliyiz. Benim evimde bile ne dip frizim var ne nofros buzdolabı. Gelinine alıyorsun ama. Sana ne? Babam alıyor. Para onun. Hı. Seninle konuşan yok bir kere. Konuşmazsan konuşma. Alırız sultanım. İstediğinde almadık mı? Kız sen ne istedin de eniştem almadı? Adam bir tanecik oğlunu evlendirecek. Alacak tabii. Biz ne oluyoruz Hüseyin abi? Büyük oğlu demek istedim aslanım. Alınma. Ne gelinmiş bu artık canım. Yediler bitirdiler adamı. Ay bir şeye de benzese bari. Öyle gözler. Ağız beş karış. Yo nişanlım bana söyletmem öyle bak. Ağzını topla. Kız karıştırmasana şimdi gider ayak onun bunun ağzını burnunu. Tövbe. Rahat dur Sultan Hanım. Onlar anlaşmışlar. Birbirlerini beğenmişler. O kadar. Sana ne gözünden kaşından? Uzatma sen de Hüseyin. Hadi Asım yürüyün. Hadi hayırlısı. Sen nereye geliyorsun? Geç çabuk tezgahının başına. Aman bu da her lafın içinde. Dedikoducu budur. Hayır diliyorum Sultan Hanım. Şimdi ne dedik? Konuşma fazla iblis kırarım boynuzunu. Bırak enişte. Herkesin sıkıntısı başka. Gidelim bir an evvel yapalım alışverişimizi. Hadi çocuklar. Oh iyi valla. Oğullarına kızına yağdırıyor adam. Biz bir şey görmedik. Ne de friz ne no forst. Sen onun bunun lafını aldırma enişte. 1 milyarlık malı 600'e kapatıyorsun. Çalan vermez benim hatırıma. Eksik olma. Ha, faturalı mal değil mi Hüseyin? Faturalı enişte, faturalı mühürlü. Aman aman, kanunsuz bir iş yapmayalım da. Olur mu enişte? Senin kayınbiraderin öyle kelek işe sokar mı seni? Halil efendi. Halil'cim sana geldik. Borcumuzu ödemeye. Hoş geldiniz beyefendi. Şeref verdiniz. Buyurun. Ne acelesi vardı canım? Olur mu Halil'cim? Sen de delikanlıyı evlendiriyormuşsun. Duyduk hayırlı olsun. Sağ olun beyefendi. Evlendireceğiz inşallah birkaç aya kadar. Ne güzel iftar ettik. Sen sıkışmışsındır ha? Biraz nakit sıkışıklığımız var. Var efendim var. Hızır gibi yetiştiniz vallahi. Nasılsın eskici? Sizi gördük daha iyi olduk efendim sağ olun. Var mıydı bir ihtiyacınız? Antika mallar var elimde. Dolap, kütüphane, büfe. Bilmem var mı İbrikçi? Yok şimdilik Cenab abi. Sen şimdilik Halici'ye şu 500 markı ver İbrikçi avans olarak. Ne iyi. Buyur Halil efendi. Bereket versin efendim. Ana bütün mü? Gözün kalacak Hüseyin çevir başını. Helal edin efendim. Helal Halicim helal. Öpüyorum yanaklarından. Biz gelmişken biraz alışveriş yapabilir miyiz canım içi? Tabii efendim ne demek. Dükkan sizin buyurun. Ne isterseniz buyurun. Duyuyor musun İbrikçi? Anadolu insanı bu. Fedakar, cömert. Nasıl duygulanmaz insan? Biraz alışveriş yapabiliriz. Buyurun. Gel. İşte buyurun. Güzel Selim. Orada Dilek oturacak. Bir damla toz görmeyeceğim. Sildik ya kaç kere sileceğiz? Rahat bırak çocuğu. Sildi ya. Duydun mu amcamı? Duyduk. Nerede kaldı bu kız baba? Ben ne bileyim. Girdi o işe. Tabii az para verdin kıza. Ben o kadarı veremiyorum. Ne yapalım? Benim harçlığından kes. Sana o harçlığı kim veriyor Dumkov? Kaçırdı kızı. Girdi o işe baba. Girdiyse girdi. Ne yapalım? Senin yüzünden para vermedim. Terbiyeli konuş. Terbiye konuş tertip. Amcam patlatacak şimdi Esen ağa. Patlatacağım ikinizin de. Patlat baba. Vur ağa diye. Kıskanıyor Dilek burada çalışacak diye. Yetti be. İş yapamıyoruz şurada. Sabahtan beri Dilek. Nerede isterse orada çalışır. Ya ne olacak o zaman? Asılırsa o kıllı kıllı patronları. Bak yine aynı laf. Mahsus mu yapıyorsun oğlum? Asıl bu rahat vermez amca kıza asılır. Allah! Tığa alaksızlar. Hala konuşuyorlar. Yahu siz benim başıma bela mısınız? O söylüyor baba. Kes! Vallahi söylüyor amca. Sok! Kes! Ben geldim. Nasılsınız Davut Usta? Hoş geldin kızım. Aha Dilek. Ne oldu o iş? Olmadı. Başka birini almışlar. Olmamış. Duydun mu tertip? Olmamış babacığım.
Gel babaanneciğim. Hadi babaanne, istediğin oldu. Sağ ol evladım. Sana da zahmet oldu kızım. Ne yaptın ki babaanne? Babaanne. Efendim? Arabayı nasıl buldun, beğendin mi? Çok beğendim. Güle güle kullanan evladım. Kazasız belasız. Eski be babaanne, ikinci el. Dedemin koltuğu gibi. Zeynep yardım et. Tamam. Harp etmişsin sen onu. Eskiymiş. Milyonlar verseniz değişmem bu koltuğu hiçbir şeye. Vay be. Zeynep duydun mu? Duydum. Aman oğlum dikkat edin, düşürmeyin sakın. Tamam babaanne. Sen de benim koltuğumu böyle taşıyacak mısın acaba? Başka derdim kalmadı. Zeynep Hanım'ın derdi miymiş? Bir de şu babaannemdeki aşka bak. Böyle aşklar tarih oldu. Ne yapalım? Bizim koltuğumuzu taşıyacak sevgiliyi nereden bulacağız?